Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın orduları. Velhamdülillah suresinde gök yer orduları Allah'ın diyor. Orada iki ayrı ordular. Bir azap için geliyor, bir rahmet için geliyor, ordular gelir. Allah'ın orduları Celle Celaluhu. Mevlam buyuruyor, yüz verirdi. Bu ordular muhteremler, rahmet yardım çeker Müslümanlara. Kafirde azap için geliyor bunlar da. Şimdi inşallah örnek vereyim birkaç tane bunlara inşallah. Nasıl geliyor bunlar? Nedir bu ordular? Birkaç örnek vereyim inşallah. Biri Nemrut'un helak olması. Nemrut. Yani adı da kötü bir şey. Nemrut denk böyle. Hoş gelmişsen kulağına böyle. Babiller döneminde yaşayan o zaman bir kralı bu, Babil'e kralı böyle. Baş yeri Urfa. Orada yaşıyor. Biliyorsunuz, konu uzun tabii. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ni ateşe attırdı bu. Putlarını kırdığı için. Ateş, çok büyük ateş. Dağ gibi tepe yığıldı odunlar. Yanına, yakışamlı yanına üstten kaleden fırlatlar yukarıdan böyle, mancılıklar böyle. Tabi düştü arasına. Ne buradan da görüşü, orada yani görüşü neydi böyle? Artık kimi bile kalmadı bunu dediler böyle. Ateşte. Ancak bir hafta sonra Aleviler artık geçince kor kaldı, kor. Ateş kolu odunlar. Muazzam, kıpkırmızı kor. O zaman baktı gene böyle kuleden yukarıdan baktı. İbrahim Aleyhisselam ölmemiş. Onun bulunduğu yer yeşilip olmuş. Ağaç olmuş orada. Namaz kılıyor orada böyle. Evet, ateş ama. Bağırdı Nemrut. Ya İbrahim. Yani namaz sonra ne var Nemrut? Buraya gelebilir misin buraya? At çıkar mı ateşten? Çıkabilir misin? Çıkar mı böyle? Yanlayak tabii. Yanlayak ateş üzerine basa basa. Ya tepe gibi ateşten korlar böyle. Üzerine basa basa yanmadan evine gitti. Nemrut bunu tabii gördü işte mucizeyi. Ne hikmetse muhteremler nasibi olmayan ne kadar görsen fayda yok böyle. Böyle böyle. Bunu gördüğü halde ne yaptı Nemrut? Babil'in hükümdarı, saltanat sahibi, saray sahibi, ordusu savaşçı kendisinin de bir enaniyet, ego, benlik var kendisine. Sordu İbrahim'e. Ya İbrahim, senin Rabbin kim? Sen ateşten kur ya, yapmadın sen ateşten kurdu seni. Kim sen Rabbin? Yani anladı ki İbrahim bir Rabbi var. Ona bir kulluk ettiği bir Rabbi var. Ateşten yakmıyor. Ona gücü yetiyor. O da ilahlık tasdik ediyor kendine. Kim sen Rabbin? Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Rabbiyelizi yuhiyye ve yumiyit. İskar İbrahim'i. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Rabbiyelizi yuhiyye ve yumiyit. Ve Rabbim dedi diriltir. Yoktan var eder, ölü topraklara hayat verir Rabbim, Rabbim diriltir ve öldürür Rabbim böyle. Yani hayatta, mematta Allah'a ettir. O yaratır, o öldürür böyle. Kâle ene huyü ve müyit. Kâle dedi ki, Nemrut, ene ben dedi, huyü ve müyit. Ben de ya, diriltir, öldürürüm ben dedi. Bunu yaparım ben de, bunu yaparım böyle. Yani Rabbim aşağı değilim ben demek istedi böyle. Yap bakalım, emir verdi, iki mahalle getirilir sinandan.
İki tane mahkum getirdi zindandan. Dedi ki cellada birini kapatırken bakarmış onu. Burada kılıcı başına kesti. Öbürünü bıraktı. Bak İbrahim dedi. Bunu hayatta bıraktım. Öbürünü. Bunu öldürün mü dedim. Beni yapayım bu işte böyle. Hatta İbrahim Aleyhisselam Rabbinin kafası bu işi çalışmıyor. Bakın muhtemelen peygamberlerin izlediği bir yöntem bakın böyle böyle. Demek ki bu gibi bir mücadelede nasıl yöntem bak böyle. Yani bir konu ısrar etmemek o konuda böyle. Karşıya anlayamıyor bunun muhatabı. Dur bakın bak böyle. Hemen konu değişti. İşin yanında yettiği bir şeyin birer başlıkı. Dedi ki benim Rabbim de güneşi doğudan getiriyor. Şimdi. Şey diye bir hamilelim var gibi. Selam Rabbisin. Sen battan yete bak güneşe bakalım hadi bakalım. Bak şimdi. Dünyada kolay oldu öyle bir şey böyle. Hadi bakalım dedi böyle. Benim Rabbim güneşi yaradan doğudan getiriyor. Doğudan geliyor. Sen battan getir bakalım böyle. Yani dünyayı bir ters çevirirsen olacak bu iş. Çok kolay bir şey böyle. Bir ters çevir dünyayı böyle. Olacak bu şey böyle. Böyle kefer. Ve bu yetenecek kefer. Kefere ne oldu? Beyt oldu böyle. Şok oldu, tutuldu, bir şey diyemedi muhtemelen. Yani senin Rabbin yapabilir mi demek aklına geldi ama korktu bunu söylemeye. Ya yaparsa rezil olacak. Böyle. Tabi kalıp bu şekilde böylece. Daha kalıp bu şekilde. Şimdi Nemrut tabi burada davayı kaybetti. Yanında da bir adamları var, şunlara bunlara var. Ona karşı da mahcup oldu. Şimdi ne yaptı? Yani bunu bir telafi için etrafına karşı ya İbrahim dedi Adem-i Rabbim'e kuvveti sen Rabbin Rabbine söyle ordusunu göndersin ve oradan bu çıkarayım şimdi meydana. İlk önce bir savaşına bakalım. Bakalım da kim olduğu kazanacak bakalım dedi böyle. Ordusu savaşçıydı. Çok cenci savaşçı ordusu. Ona görünüyor böyle. Peki olur. Tamam Mevlam İbrahim Resulü çıksın bakalım oraya. Topla askerine bakalım. Oraya çıktı. Askerini topladı. Sahil nizamına gidiler böyle. Çok sahil nizamına göre oklar, kılıçlar, kalkanlar, hepsi zırhlar giymiş askerleri de böyle. İriyor askerleri de. Sen seçme. Şimdi bekliyorlar gökten asker gelsin de buna savaştınlar bu şekilde. O anda Cebrail Aleyhisselam da bu konuyu görüyor oradan, makamından duyuyor bunları. Secdeye kapandı Cebrail Aleyhisselam. Dedi ki Allah'ım diyor. Allah'ım bana izin ver. Ben şu Kâbe'yi helak edeyim şunu. Batıyayım bizim köşkün sarayını. Buyurun Mevlam Cebrail'e, sen durma Cebrail'im. Ve ona dedi, en hakir birini göreceğim, bakırlığım, en hakir varlığım, aşağı varlığım böyle, 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 böyle. Melek, melek onlara böyle. Şimdi arkada, kale üzerinde ama Nemrut'un kendisi, askerleri aşağı odalar böyle, şimdi bekliyor ama böyle. Ordu gelsin de, savaş zamanında, savaşacak Allah'ın ordusuyla aşağı. Ne geldi muhtemelen? Bulut gibi başta gelmeye. Kara bulut böyle. Bu yavaşça gereken böyle. Meğer o bulut görünen sivrisinekmiş ama. Sivrisinek muhtemelen böyle. O kadar çok sinekler Murat'ın yaratı muhtemelen böyle. Yani de zehirli bir sinek böyle. Zehirli bir sinek böyle. Sivrisinekler bu şekilde arkasında durup peydirmeye geliyor. Geliyor bunlar böylece. Bir de meğer orada daldı bunlar bulut aşağı indi. Yani o aşağı indi böylece. Her askere kaç yüz tane sivrisinek var. Zehirli muhtemelen böyle. Her birer damla kan hepsi kanlara gitti. Zehirli askere böyle düşüyorlar bu şekilde böylece. Nemrut tabi kaçtı sayına. Kapını kapattı. Her yeri camlarını kapattı. İşte kaçtı yeri böyle. Bir de topal bir sivrisinek böyle. Bir kanadaş yemiş zavallının böyle. Bu geç kalmış böyle. Ya Rabbi, ben de payım olsun bu cihatta, savaşta. Yani senin düşmanına karşı. Ben ne yapayım ya Rabbi dedi böyle. Ben geç kaldım, yetişemedim. Yani böyle gittin onun sarayına git, odasına. Onun burnundan gir, beynine kemir onu bakalım bunu böyle. Geldi, kapı kilitli. Yüzdelik yok.
Pencereye dolaştı. Tekrar dolaşıp baktı. Kapı anahtarı açık ama anahtar yere verdi. Anahtar açık böyle. Oradan girdi muhteremler. Hem tabii görmedi bunu. Burnundan girdi. Bak beni kere bu şey böylece. Şimdi Mehmet ne yapıyor? Dayanamıyor sahnesine muhteremler. Başlı yumruklar kafasına. Yumruk vurunca ya duruyor sana bu şey böylece. O da fayda etmedi. İki asker çağırdı. Topla koymadı ben. Başta bak böyle. Bir taraftan sürüsüne kemiri, beynim. Bir taraftan topla iyi böylece. Geberdi. Gitti muhterem bu şey. Demek ki Rabbim ordulara deyince yani aklı melek gelmiyor mu böyle bak. Mevlam sivrisine gönderiyor böylece. Mesela mikroplar var, virüsler var, bakteriler var. Rabbim bunları gönderiyor muhtemelen böyle. Bazen bir geliyor ki bir salgın bir hastalık. Bir toplum birdenbire hastalığa şey olmuyor böyle. Ölen bazen oluyor böyle. Böyle. Yani Rabbim dilerse Rabbim görünmeyen veren mikrobu gönderir, helak eden insanlara vereceğim. Böyle de inşallah fil de vereceğim, esnaf fil. Erem Tehki ve Sürü olan fil. Yani, orada fil geçtiği için o sıraya bu isim veriliyor. Fil ile isim veriliyor. Yemen'de hükümdar, Ebrehe denen. O dönemde Yemen devlet yapısına devlet. Yani gelişmişti, o sanayisi var o dönemde böyle. Yani meşhur yemek kumaşları meşhur o dönemde böyle böyle. Mekke, Medine o zamanlar tabii çok geri kabilat yaşıyorlar o dönemde. Yemen, baş yerlere gelen sanayi o zaman da, sanayi baş yerleri, geri ülkeye böylece. O dönemde Habeşistan'a bağlıydı ama, Habeşistan'a böyle. Habeşistan'la İran arasında değişti de bazen böyle. Kızdeniz'den Habeşistan gelir, Basra'da İran girdi bazen böyle. O Allah'ı böyle. O dönemde Habeşistan Asame'ye bağlı. Bu Ebrehe ne yaptı muhteremler? Yani bayağı bir kral yani burada böyle. Bahteki Mekke denen bir yerde bir bina var. Ona göre. Yani Kabe, Beytullah. Henüz daha Peygamber dünya gelmemişti o zaman. Baktı ki bu Ebrehe, insanlar senede bir defa bekliyorlar, Kabe'ye tavafa gidiyorlar. Senede bir defa. Tabi her taraftan çok kalabalık gelince Mekke'de panayır kuruluyor, alışveriş oluyor, ticaret oluyor, gelişiyor şu derken bu şekilde. Bir de kıskandı şimdi bunu bu. Yani böyle bir, ona göre sade taştan yapılan bir bina. Bir yok bir çekici yeri dünya olarak böyle. Ona gidiyorlar. Bu karar verdi Sana şehrinde, Yemen baş yerinde. Bir kilise yaptırdı, kilise yaptırdı böyle. Çok büyük ama o güne göre. Kilise çok süsledi. Altınlara, mücevherlere, şunlara, bunlara böyle şatafaklı kilise yaptırdı. Etrafı haber yolladı etrafa, her tarafa. Artık Kabe'ye gitmeyin. Yani o eski köhne binaya gitmeyin, şey sanayi gelin. Bu şekilde propaganda yapma başladı bu şekilde. Ama halk tabii Kabe'ye karşı halkın saygısı var. Hazreti İbrahim'den kalan bir şey Araplar böyle. Yani dini unuttular ama Kabe'ye saygıları var böyle. Her sene geliyorlar, tavaf ediyorlar. Tabii tavafları normal değil ama ediyorlar böyle. Baş saygıları. Kimse gitmiyor tabi oraya. Bir gün bir Arap'ın biri gidiyor oraya, çok kızmış bunu yaptı diye. Gece giriyor kilise içerisinde kimse görmeden tuvaleti yapıyor muhtemelen böyle. Tuvaletini yapıyor, büyük abdestini bozuyor orada. Ne yapıyor? Alıyor bir tahta alıyor böyle. Onu duvarlara sürüyor böyle, kilisini böyle. Bunu tabi sabah görüyorlar, haber oluyor Ebrehe'ye, kilise biniyor. Çıldırıyor böyle. Ben de gösteriyorum bunu ben bunlara böyle diyor. Karar veriyor. Mekke gidip Kabe yıkmaya karar veriyor. Böyle. Ama yani yapabilir mi? O anda maddi olarak çok kolay yapar. O güce sahip. Ordusu var böyle böyle. Yalnız işte meseleler konuşur muhteremler. Allah yardım ederse Allah orduları
İnsana karşı gelemiyor buna. Konu muhtemelenler. Yani günümüzde durum bu şekilde aşağı yukarı. Onun için bu konuyu seçtim bu akşam. Ebre'nin filleri vardı. Orada bir tane fili vardı. Bir tane çok büyüktü. Adı Mahmud derdi o file böyle. Hangi savaşa gitse Mahmud denen fil önde olurdu. Mutlaka savaşa kazanırdı böyle. İriymiş o bu file. Yemen'den çıktı. Tabii Yemen Kabe öbür tarafından kalıyor yani böyle. Oradan Taif'e geldi. Taif'e geldi. Orada bir ordugahını kurdu oradan. Asya'ya gönderdi. Ne kadar etrafta Kureyş kabilesinin hayvanları varsa hepsi aldı, topladı bunları böyle. Galime diye böyle. Aldı bunları. O zaman da Kureyş'in reisi Abdülmuttalip Peygamber'in dedesi yaptı. Peygamber'in ana karına ona peygamberdi. Aldı. Dünyaya gelmişti abi böyle. Duyunca Abdülmuttalip devleri aldığını Ebre'nin ordugana gitti. Taif'e gitti. Dediler ki Kureyş'in reisi geldi Ebre'ye. İçeri girsin mi? Çadırına tabi. Taht kurmuşlar oraya kendisine. Hal döşemişler kendisine. Gelsin bakalım dedi. Abdülmuttalip'te bir otoriterlik var böyle. Onu ki ona saygı duyuyor, ona karşı kendi olmadan böyle. Yani yapısı, duruşu, hareketleri böyle hal vardı. Onu gören kişi ona bir saygı duyardı. Ebrehe de elinde olmadan ayağa kalktı ona. Onu görünce böyle. Ya bugün yanına oturdu bir şey böyle. Niye geldiğini sordu. Dedi ki Ebrehe'ye askerlerin benim devleri almışlar. 200 deve almışlar bana. Onları istemeye geldim. Ebrehe şöyle bir çekildi şöyle bir. Ben sen de ben zaten de böyle. Ben sandım ki de böyle Kabe'yi yıkmadan yalvarma geldim bana. Bak ben de senin Kabe'yi yıkmaya geldim. Yani dininin temelini yıkacağım. Ecdadının şeyini yıkacağım. Örf adını yıkacağım. Sen de deve peşindesin dedi böyle. Yani sen dine bir habersin böyle. Şimdi düşünüyorum senin gözümde dedi böyle. Adım geldi de cevap tabi aşağı kalmadı. Dedi ki ben de devlerin sahibiyim. Bu istemeye geldim. O beytin sahibi var. Onu korur da böyle. Ama kesin vicdanında buna inancı var onda böyle. Doğanda isteği yok da din yok doğanda böyle. Ama inancı var ki o beytin Kabe'nin sahibi var. Onu korur. Ben devrin sahibi mi devrim istemeye geldim. Hoşuna gitti bu sebep. Verin devrim. Aldı gitti muhteremler. Geldi Mekke'ye geldi Taif'ten. Zaten 50 kilometre aşağı yukarı. Mesafe oradan. Halk korkudu ama Mekke halkı. Tabi savaşamazlar bir orduyla. O güçle bunların böyle. Korkudular. Ne yapıyorlar? Korkmadı bunlara böyle. Bu beytinenler Rabbi var. Onu korudu böyle. Kendi gitti. Kabe aslanına yapıştı. Allah yalama başladı. Rabbime başladı. Korudu eden bunu. Derken ordu Ebre ordusu kalktılar. Mekke'de gelmek için böyle. Kabe yıkmak üzere böyle. Mekke'ye girmeden öndeki fil, Mahmud denen fil, büyük fil çöktü yere böyle. Fil çöktü yere böyle. Oruçları kalkmıyor. Tabii kaldıramazlar kocaman fili de. En azgın fil oldu fil bu şekilde. Kaldıramadılar. Yönlü çevirdiler geriye, kalktı. Geri gidiyor böyle. Yine Kabe'yi çevirdiler, hemen yok. Çok muhtemelen böyle. Sağa çeviriyorlar, gidiyor. Sola çeviriyorlar, gidiyor. Ama Mekke'ye doğru çevirince çöküyor, gitmiyor. Bu oruçluk bunlarla beraber, oruçluk bunlar. Rabbim kuş gönderir muhtemelen. Ebabil kuşları gönderir beraber. Ebabil'e. Öyle ya, şeyde muhtemelen. Ebabil kuşları. Kırlangıcaya benziyormuşlar. Kırlangıcaya benziyormuşlar bunlar. Kuşlar. Deniz tarafından geldiler. Deniz. Kızıldeniz tarafından. Cizre tarafından. Geldiler. Her kuşta 3 tane taş var. Biri gagalarında. Biri bir pençesinde.
Yani üç tane taş. Ne kadar taşlar? Nohut'tan küçük, mecmuat'tan büyük diye kitap. Yani nohut'tan mecmuat arası. Üç tane taş. Amelam diyor, min sicilin. Sicil ben. Cehennemde yanmış, cehennem taşı gibi böyle. Taşları. Yani bugünkü diyelim muhteremler, yani kimyasal bomba. Şimdi Rabbim Celle Celaluhu muhteremler yerden yaratırım ben. Meğerim ne dilerse o muhteremler. Şimdi baktığımız zamanlar mesela ipek böceği. İpek böceği. Önce çok oburdu ipek böceği. Çok oburdu muhterem. Hiç durmaz böyle. Utte dutte yapar böyle. Çok oburdu böyle. Durmadan yer, su içmez ama. Hiç su içmez muhterem. Durmadan yaprak yer. Tamam, rızkı bitin tamam. Ondan sonra ne yapar? Kendine koza yap, ev yapar kendisine. Koza, ipekten böyle. Nasıl yapıyor bunu? Yani saf ipek. Aslında şey böyle. Halis ipek böyle. %100 böyle. Ağzın altında bir boru var böyle. İncir gibi böyle. İncir gibi böyle. Orada bir salgı salıyor bu. Bir salgı, sıvı. O delikten, borudan çıkan salgı ne yapıyor? Hava temas ettiği anda sertleşiyor. İpek olmadan bak. Aslında sıvı. Ama onun dışarı çıkarken havayla temas ettiği anda sertleşip bir şekil alıyor benim halde. Ondan sarıyor bir şey benim halde. Başlığına şehir çeviriyor. Hatta hesap etmişler muhteremler. 30 bin defa şey benim halde. Yani 800 metreyi buluyor. 1000 metreyi olamaz varmış ipeklere böylece. 33 bin defa ve çeviriyor başını. Çeviriyor böyle. Biraz yapıyor bu şekilde böylece. Demek ki bir sıvı gazlarla, hava gazlarla temas edince bak, ipek şeklini alıyor muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim de öyle yaptı Mevlam muhtemelen. Ebalık kuşlara Mevlam onlara taş aldırdı. Demek bu taşlar ne olur bu taşlar? Kimisinden bomba gibi olur muhteremler. Sicil bir anlamı da teşkilden geliyor. Yazılı anlamına geliyor bir. Sicil yazılı anlamına geliyor. Her taş isim yazılı. Her taş kime öldürecek? Boş yok mu böyle? İsim yazılı böyle muhteremler. Bir anda geldi şeyler. Onunla uğraşırken fille, evi odası. Bir anda geldiler kuşlar havadan böyle bir yandan geldiler, bulutları bir geldiler. Taş atıyor bir kadın böyle. Başını yarıyor, şey yapıyor böyle. Kimi büyük yaralar açtı böyle, kan içeri toplamaya başladı. Düşüp öldü onu da buna böyle. Çok azı kurtuldu böyle ama ona da ağır yaralı onlara böyle. Yaktı çünkü o taş. Yakıyor bunları böyle, açıyor, direk açıyor, yakıyor. İrin oluyor böyle. Ebru'yla beraber azı böyle perakende getirir Yemen'e ama orada öldürür onları, geber onları böyle. O zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındaydı muhteremde. İki ay sonra yine gel dedi. Mevlam burada Peygamber buyuruyor, elem tere keyfe, şarabik bir sahibi, elem tere görmedin mi? Başka ki hemze istifam, soru. Elem tere keyfe. Habibim görmedin mi? Yani görür gibi bilmedin mi? Rabbim ne yaptı o fil hesabına? Bu fil olayı şunu ortaya çıkardı. Kabe'nin kutsallığı, Allah'ın mukaddes bir beyti olduğu bütün Arabistan'da kabullenen muhtemelen böyle. Mekke halkı da Kabe'nin mücabiri dereten ona saygı olur muhtemelen böyle. Bu nedir? İslam altyapısı azalır muhtemelen böyle. Çünkü Kabe külü olacak. Orada namaz kılınacak. Hac olacak orada böyle. Olacak orada. Bu fil olayından sonra ne oldu? Artık tarih başı fil olayı olur muhtemelen. Ondan evvel çok karışıkmış tarih başları böyle. Selef zamanında, kıtı zamandayken bir karışım bu şekilde böyle.
Fil olayı olunca hepsi unutuldu, silindi. Ne oldu? Fil olayından 2 sene önce, 5 sene önce. 5 sene bu şekilde. Bir de inşallah Bedir Savaşı'na geldim inşallah. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı Müslümanların ilk meydan muharebesi. Ordu şeklinde. İlk olarak. İslam'da böyle. Bedir gazileri, savaşa katılanlar, diğer bütün gazi üzerinde bunlar muhtemelenler. Bedir şehitleri de onda şehit verdik. Onda şehit verdik. Onda bütün şehitler üstü onlara böyle. Bedir'e katılanlar böyle. Hatta melekler arasında bile Bedir'e gelen melekler diğer melekler daha kutsanmışlar Allah katında. Melekler muhtemelen böyle. Şimdi Bedir savaştan önce neden, nasıl oldu oraya gelince? Bu özel bir, yani savaş diye çıkılmadı. Önceden kararlaştırmayın bir mesele bu. Ebu Süfyan başkanlığında bir kervan, dev konvoyu Şam'a Mekke'ye gidiyor. Bazı mal var. Peygamber neydi amacı da böyle? Abluk altı almak Mekke halkına böyle. Yani İslam'a böyle zorlamak için bunları abluk altı almak bunlara böyle şey. Haber gelmedi Emine Mümre'ye. Ebu Süfyan çok külliyetli miktarda Şam'dan mal almış Mekke'ye gidiyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 300 küsur, 13 kişi böyle hesabına beraber. Tabi kervanda 50 kişi var böyle muhafız. Bir yolcu silahı derler Araplar zaman. Yolcu silahı, kılıçları var böyle. Bir kavuklar az bir şey kavuklara var. Bu kervan çıktı bunlara böylece. Ebu Süfyan haber almış Medine'den Müslüman çıktığını. Deniz sahne vuruyor. Yani sağda kaçıyor, kızın sahne alıyor böyle. Haber gönderiyor Mekke'ye mükerremeye. Müslümanlığımı kesecekler, çabuk yetişin bana diye. Şimdi her şeye tabi bir de kaderden bakma geliyor, o pencereden, kaderden böyle. Bu kadar önce, 3-5 gün önce Hazreti Atike, yani halası, Mekke'ye mi geldi o zaman henüz daha, rüya görüyor muhteremde. Rüyasında onu diyormuş, çığırtkan diyormuşlar, çığırtkan diyormuşlar böyle. Yani haberci böyle, bağırıp çağıran böyle. Bir çığırtkan geliyor, Ebu Kubeys ana çıkıyor çığırtkan, başlıyor bağırmaya. Ey Kureyş ehli, çabuk yetişin! Kervan gidiyor diye başlıyor bağırıyor, rüyasında ama. Atike muhtemelen böyle. Atike validemiz, bir halası oluyor. Bunu tabii çok açık, net rüya görüyor. Bunu kardeşi Hazreti Abbas'a söylüyor bunu. O da Peygamber'in amcası oldu tabii böyle böyle. Diyor ki, kardeşi Abbas'ı böyle rüya gördüm. Ben çok duygulandım. Sanki de bir felaket gelecekti Kureyş'in başına. Ama bunu kimse söylemez sen bunu diyor böyle. O da birine sen söyleme derken duyuluyor muhtemelen muhtemelen. Duyuluyor bu. Ebu Cehil denen kafir. Onun tabi kulağına gidiyor. Delik kulağı kafirin. Diyor ki Hazreti Abbas'a, ya Abbas diyor, ne olur bu Kureyşleri bile böyle diyor. Erkekler peygamberi davet ediyorlar diyor. Artık kadınlar bu işe kalkıştı böyle diyor. Yani peygamber kalkışı bunlar böyle. Tabi derken muhteremler, o çığırtkan geliyor. Yüksek bir yere çıkıyor. Ya Mekke halkı derken başlıyor bağırmaya. Rüya gerçek oluyor muhtemelen böyle. Ebu Cehil emir verdi. Kimse kalmayacak. Herkese katılacak bu savaşa böyle. Ancak çok ağır hasta, yaşlı maçlı. Onun dışında kimse kalmayacak bu şekilde. Hepsi gittiler. Yalnız Ebu Leheb kaldı. Biraz rahatsızdı.
Yerine bedel gönderdi daha muhtemelen. 4000 dinar alacağı vardı birisinden. Onu ne saydı? Parayla yerine vekil bedel gönderdi kendisine böylece. Ebu İsa'nın başta şimdi Mevlam ona çekiyor muhtemelen bak çekiyor bu şey böylece. Genelde Mekke'nin ileri gelenleri ne varsa böyle. Sözü geçenler İslam düşmanları en azgınları böyle. Başta bunlar böyle. Bunlar Bedir'e doğru geliyorlar. Baklar ki Aleyhisselam Hazretleri kervan gitmiş. Ondan sonra Mevlam buyurdu Peygamber'e Habibim ister kervanın peşine takılın isterse Ebu Cehil'e karşı çıkın bu şekilde böylece. Derken Peygamber bunu tercih etti. Ebu Cehil'e karşı çıkmaya ve savaşa. Fakat biraz çekindi sahabeler. Dedi ki yarısı oldu böyle. Bizlerle bir şey bir savaş olacağını ona göre hazır girdik bu şekilde böyle. Tek kılıçları var. Tek kılıç. Yani savaş da yetmiyor tek kılıç muhtemelen böyle. Çünkü karşı kalkın tutuyor böyle. Eğer kılıcın çeliği suyu fazla kesehet verilmişse ne oluyor? Kırılıyor. Çatlıyor, kırılıyor. Ağzı vermiş, yumuşak oluyor, bükülüyor ağzı. Böyle. Bükülüyor ağzı böylece. Yani birkaç kılıç gerekiyor savaşta. Yani tek yetmiyor savaş böylece. Karşı kılıç tutuyor böyle. Kılıça karşılıyor, kalkana karşılıyor. Yetmiyor tek kılıçlar böylece. Hatta bir Peygamber'e böyle ısrar edince onu kabul ettiler bunlar. Bedir'e geldiler muhteremler. Bedir'e geldiler. 313 kişi. 313 kişi böyle. Ebu Cehil ordusu 1000 kişi. 1000 kişi ama bunlar da Peygamber'in ordusunda 70 tane deve var. 3 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Hatta bakın Peygamber benim de var. Peygamber ile Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ile beraber ortak bir deve biniyorlar Peygamber'e. Derken çölde. Ha peygamberken, ordu komutanı, İslam ülkenin başkanı iken tek devisi yok mu böyle böyle. Üç kişiye bir devi düşüyor. Peygamber ne yaptı? Ali, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, peygamber şey böyle. Bir merhale diyor, merhale diyorlar onlara böyle. Ne kadar o şey yürüyüşte böyle. Bir merhale, Hazreti Ali bin Muhtemelen'de. Peygamberimiz yürüyor arkada. Zeyd yürüyor. Devenin merhale. Duruyor. Hasa iniyor, Hazreti Zeyd bin Muhtemelen'de. Bir merhale. O iniyor, Peygamber bin Muhtemelen'de. Yani böyle peygamber bak Muhtemelen'de. Peygamber. Tabi yalvarı Hazreti Ali Muhtemelen'de, Hazreti Zeyd. Doğru yasir Allah'a. Hakkımı sana veriyoruz. Hakkım öyle olsun. Bindirirler, yok hayır. Yani mahşer değişti bu şekilde böyle. Muhtemelen'de. Bedir'e geldiler. Bedir'deki kuyuyu tutmuşlar ama Ebu Cehil'in oraya gelmişti, kuyu başına gelmişti muhtemelenler. Bu taraf susuz şimdi böyle, susuz. Hava da çok sıcakmış, kumda yürünmüyor, ayaklar kayıyor. Devre susuz, genel susuz kaldılar. Dediler ki, ya Resulallah, suyumuz da kalmadı. Yani aşağıya dayanıyorlar çölde, susuz durulmuyor ama böyle. Peygamber dedi ki, sabırın bakalım, bizi abim buraya gönderdi. Biz onun kullarıyız. Biz ne yapalım veren böyle? Gidip yağmur yağdı muhtemelen. Yağmur yağdı böyle. Hep çukurlar doldu. Kum çukurlar doldu böyle. Bir de kuyu, kör kuyu vardı. O kuyudan suyu doldu. Böyle. Suya kandılar böyle. Kafını doldururlar. Şimdi sabah oldu. İlk defa bir savaş olacak. Her şeyin bir acemiliği de var tabi ama böyle bir. Yani Araplar bir böyle bir şey bilmiyorlar mesela böyle bir ordu karşı savaş bilmiyorlar. Bir acemi her şeyin var. Baktılar ki şöyle çok kalabalık. Hepsi de böyle. Atlar da var. Üstüne at var böyle. Şimdi bu yayan. Deve üzerinde. Nasıl onu vursun ki onun kafasına? Kılıcı muhtemelen böyle. Geçmiyor ki boyu böyle.
Uykudan vurdu gibi şey yapacak bu. Yani sebeplere bakınca hep aleyhinde sebepler. Aleyhinde böyle sebepler. Üç katı fazla. Silahları fazla, okları fazla, zırhları var. Altlı deve üzerinden onlar böyle. Her açıdan yani savaşacak kazanılmışları gibi durum böyle. Maddi göze bakınca bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu. Namazın sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Hazreti Sa'd-ı Muaz Hazretleri Ensar'ın reisiydi böyle Medine-i Merre'de. O Peygamber'e hep yakın korumasıydı. Böyle. Sa'd-ı Muaz. Hatta ölünce arz titredi muhteremde. Arz titredi onu öleceğim onlara böyle. Peygamberimize bir gölgelik yaptı. Hurma dallarını topladı, eten dalları topladı böyle. Yani bir gölgelik yaptı. Peygamber Aleyhisselatü orada secdeye kapandı. Hazreti yanında Peygamberle. Sa'd-ı Muaz ile kılıç ayakta bekliyor böyle. Yani bir şey saldırması anında bir şey. Diye. Peygamberimiz secdeye kapandı. Kapandı. Şimdi Allah yardım eder. Demek yetmiyor muhtemelen böyle. İki türlü dua vardır böyle. Bir dua var fiili, bir de kavli, sözü dua var böyle. Bir fiil dua, fiili. Yani gereken esbabı yerine getirmek. O dua anlamaya geliyor muhtemelen böyle. Anlamaya geliyor. Bakın bir Resulullah Peygamberimiz böyle. Biliyor ki Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. İslam devletini kuracak. İslam devletine hakim olacak. Bu biliyor mudur hemen böyle. Ama ne yapıyor? O elinden yapacak mudur hemen böyle. Aslında secdeye kapandı muhteremler. Çok yalvardı Mevlamıza. Ne okudu? Yahya Kayyum. Yahya Kayyum, Yahya Kayyum, Yahya Kayyum. Hep bunu demek. Secde oldu böyle. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum. Hay ve kayyum esmaları, iki isim var böyle. Çok şeye göre ismi azam bu da muhtemelen. İsmi azam gizli, tam bilinmiyor. Fakat pek çok böyle Allah dostuna göre ismi azam muhtemelen. Ya hayy ya kayyum, hay, hayattan geliyor böyle. Ölü toprağa can veren, yaratan, bir de kendi hayatı kendi zatına olan böyle. Yani her şey helak olacak, ölecek, Allah baki muhtemelen. Hayy esması böyle. Kıyamet koptuğu zamanlar, melek de kalmayacak, cin kalmayacak, bir şey kalmayacak. El hay olan Mevlam. Kayyum, kayyum. Zatıyla kayyum, her şeyi yöneten, yönlendiren yani böyle. Arşta, bütün alemlerde, arşta, perşte, bütün alemlerde her şeyi gören, bilen, dilediğini yapan, yöneten şey yani böyle. Karınca adım atması, bir mikrobun bir bedene girmesi yani böyle. Yağmurun yağması, ne varsa böyle, tabii kayıp esmasına bakın yani böyle. Peygamber çok böyle dua edince Hazreti Bekir dayanamadı. İçi yanıyor böyle. Ya Resulallah ne olur? Üzme kendine bu kadar. Tabi Peygamber bakın başka mı bakalım? Peygamber Hazretleri kalır başını gülümseyerek muhtemelen böyle. Gülümseyerek. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah melekler gelecek yardım edecek. Melekler yardım edecek. Melekler gelecek böylece. Peygamber Bahtı Aleyhisselam Hazretleri göğe baktı. Gök kapı açılmış, gök kapıları açılmış. Cennet olduğu gibi görünüyor yerden. Gören göre tabii. Tamam. Görünüyor. Peygamber Bahtı yöneten muhteremler orada kaç tane şehit olacaksa o kadar hul kızı bekliyorlar. Bak sayı belli muhterem. Sayı belli.
Kaç tane de şehir vereceksek 14 şehir verdik böyle. 14 şehir için böyle 14 tane huri kızı bekliyorlar burada. Alıp gelecek mi? Bekliyorlar böylece. Peygamber buyuruyor ki ya yana kumu lillahi. Allah için kalkın bakalım. Bak cennet sizi bekliyor. Kim o şehit olsa hemen cennete gidecek. Yine orada sahabeden Hazreti Umeyr Allah'a muhtemelenler. Afrahat'ın 5 oğlu vardı ama biri bu. O hikaye çok genel muhtemelen var. Kadın birden kalkıp hazırlanır çocuk hazır bunlara böylece. Anneciye evinde az hurma varmış. Onu cebine koymuş muhtemelen. Umeyr'in cebine koymuş. Alalım diyor buna diyor. Yol acıkırsın yolda, orada burada yersin bunları böyle. Hazreti Ömer de sabah kalkmış, karnı aç, hem yememiş bunları daha, saklamış bunları böyle. Baktı çok dayanamayacak, savaşa girecek, bir avuç hurma yedi böyle, başlamış yavaş yiyip onları böyle. Hem hurma yiyor, hem peygamber dinliyor. Peygamber kumu ile cenneti, kalkın cennete girin bakalım deyince, cennetin kokusunu aldı onu muhtemelen böyle. O anda böyle. Göremeyeceğin cennet kokusu aldı. Ona cennet yaklaştırıldı. Sanki cenneti görür gibi böyle bir hayalen böyle. Oraya geldi ki böyle dünyadan geçti onlar böyle. Şu ormana baktı böyle. Bunun hepsini yese dedi. Hayatını tabiletin ben. Attı onları. Haz hayatını tabiletin. Bu kadar uzun ömür ne yapayım ben? Dünya ne yapayım? Cennet bekleyeceğim burada. Attı onları böyle. Alıp kılıcını. Allah'ım şehit olayım, sana kavuşayım muhtemelen böyle. O da şehit oldu orada kendisi de böyle. Cebrail dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, yerden bir avuç kum al. Abi yok, çok ince ipek yok kum, hafif toprak varmış çok böylece. Ya Resulallah, bir avuç kum al, at onu kâvını, atma orada avucuna bu şekilde. Aleyhisselam Hazretleri, yerden Bismillahü Ekber dedi muhterem. Bir avuç aldı böyle. Altı üzerine böyle. 1000 tane kafirin hepsinin gözüne, burnuna girdi muhterem böyle. Şimdi kum tanesi de göze, ne oluyor göze girince? Göz yanar mıdır? Göz yanar böyle. Göz yandı. Göz yaşardı. Göz kızardı muhterem. Göz açamıyorlar böyle. Yanıyor gözleri böyle. Aç kapıyorlar, çıkaramıyorlar. Çıkmıyor gözlerinden böyle. Bakamıyorlar, göremiyorlar. Göz yaşardı. Yani baştan da savaşı kaybetmeye bak bu seyahat muhteremlerle bak. Mevlam buyuruyor muhteremler Enfal suresinde İstesekülü Rabbeküm İstesekülü Rabbeküm. Şimdi niye baştan sahabelere baklar ki çok kalabalık düşman altı develi sayıca fazla o zaman insan sayısı mühim. Bedenen olduğu için silah üstünde yok o zaman böyle. Başta yalvarmaya mı? İstigase. Ne istigase? İmdat. Yok, amana göre böyle yani. Yani iyane yardım değil de böyle. Onun ötesinde aman Rabbimiz yardım et. Esrafilekün Rabbüküm. Rabbimi kabrete doğar muhtemelen. Rabbim dedi ki size melekte göndereceğim. Yemek mümürdü fiyem. Bir elfimine melek etti. 1000 melek. Bir elfin elf. 1000 melek. Mürdifin. Gidip peşinden beri gidecek, akar gidecek böyle. Şimdi gerçekten bir melek yeter muhtemelen, bir melek. Yani bir melek şey, uf desin böyle, fırtına kapı atar, ne olacak böyle. Niye böyle yaptı? O gece sanmı tamam böyle. Bir melek. Velem onlara melam, ancak ki İlla büşra, ancak Allah'a sonra müjde için böyle. Tabi kulübüküm, bir de kalbi mütmen olsun böyle. Aslan yardım Allah'tandır. İlla min indillah, min azizin hakim. Yani Allah Cenab-ı Hakk'a bak. Ve onu illa min indillah. Nusret, yani Allah'tan böyle. Yani melek filan bunlar, Allah'ın gönderdiği zahir, dışta görünen bir sebep bunlar. Yani. Az yardım eden
Allah Celle böyle. Yani Rabbim dilerse melekle göndermeden, şey göndermeden yardım edemezdim böyle. Demek ki sebebi de boğulmama gerekiyor burada. Bak, emanu illa min indillah. Ve tatmeyne kulubikum. Kalpler mutmain olsun. Ne de kalp mutmain olmasa kalp sakinleşsin, Allah'a tam tevkilesin, bağlansın böylece. Yani düşmanın sayısına bakmam böyle. Kalpte kuşu gitsin kalbine böyle. Melekler beyaz giysi insan şeklinde yerler muhteremler. Zaten melekler de gelirken onların bir rüzgar oldu. Rüzgar oldu. Düşmanı doğru böyle yerden kumlar yine kalktı, bir tozuma oldu bu şekilde. Geldiler. Onları görmedi kafirler ama sesini duydular muhteremler böyle. Sonradan gördüler bunları böyle. Gördüler. Atlara binmişler, beyaz atlara binmişler, beyaz girmişler böyle, iri yarı şekilde. Tam melekler insan değil de her şey girer melekler böyle. O şekilde geldiler. Ben Mevlam buyurdu atlı topak için. Hemen ramayte, iz ramayte velakinnallaha rama. Bak. Hemen ramayte, Habibim sen atma o toprağı, kumu. İz ramayte, sen elini attı, velakinnallaha, onu Allah attı ama. Ulaştırmadan böyle bak. Buna tabi biraz da maneviyata giriyor buna muhtemelen böyle. Anlamak için bu mesele bunlara bak böyle. Habibim atan sen değilsin. Gerçi izremeti elim sen bir sebep. Ama onları ulaştıran, düşmanı gözünce sokan. Lakin ne olur ama. Atan vereceğim. Hazreti Ali Efendimiz de muhteremler. Kısa geçim var ya böyle. Hayber cenginde savaşında böyle. Hayber'de tek kale değil böyle. Kalede hala duruyordu böyle şehrin kazı beraber, çoğu böyle harap halinde böyle. Kale kale şeklinde böylece, yuvarlak böyle sinir şeklinde büyük tabi kaleler. Kalenin biri çok büyüktü kalenin biri. Çok sağlam, muhkem kale. Kapısı da büyük, kapı demirden beri kapılarda şey girilemiyor böyle. Girilemeyince ne oluyor? Tabi kale üstündeki Yahudiler var o zaman böyle. Ok atıyorlar yukarıdan, taş atıyorlar, sıcak su döküyorlar. Sahabe-i Kiram orada cihat görüyor böyle. Peygamber buyuruyor ki bir gün akşamdan, yarın dedi, sabah inşallah dedi, biz de başınıza emir yapacağım, komutan yapacağım beni böyle. Allah onun eliyle onu fethedecek, ona sebep koyacak onu böyle. O öyle komutan ki, onu Allah seviyor, o Allah'ı seviyor, ben o da beni seviyor. Bak, Allah onu seviyor, o da Allah'ı seviyor. Peygamber seviyor, Peygamber seviyor muhtemelen. Hasemel diyor ki, Yaradan muhteremler, hiçbir savaşta ben istemedim komut olmayı diye, istemeden verdi ben dedi. Yani o gece hep yalvardım, Allah'ım beni yap o komutan. Yani Allah beni seviyor, Allah'ı seviyorum. Allah bir şey geldi. Şimdi sabah oldu, namazdan sonra bir aleyhisselatı deve üzerine bindi, toplanmış sahabeler, başta gelmeye yavaş böyle başladılar. Peygamber deve üzerine bakıyor, Hazreti ne yapıyor? Ayağın parmakına basıyor, böyle. Orta boylu ikinci de böyle de. Ayağın parmakına basıyor böylece, çıkıyor bu şekilde, yani Resulullah görsün de Ömer gelirsin böyle. Böyle bakıyor muhtemelen böyle. Yani baktı, yok. O arı kişi yapıyor her şey. Nerede Ali? Ali nerede? Ya Resulallah iki göz çok ağrıyor. Açamıyor gözlerini. Başı çatlıyor. Çatıda kaldı o böyle. Alın git onu buraya böyle. İkisi gittiler. Koluna girdiler. Açamıyor gözlerini böyle. Başı çatlıyor böyle. Öyle gözüne ağır, iki göz ağrıyor. Koluna getirirler. Dedi ki Allah'a sanat ettiler. Dev üzerinden şahat parmağı. Parmağı böyle yaptı böyle. Böyle. İlk gözlerini sürdü. Tam bir şey yok orada böyle. Bir şey yok böylece.
Burada Aleyhisselam Hazretleri, ya Ali, al sancağı, ordunun başlarına geç, bu kaleyi sen fethedeceksin böyle. Rabbim seni buna sebep olacak böyle. Nasıl İstanbul'un Fatih'i belli, muhtemelen böyle. Her şey belli böyle, o da belli bu şekilde. Peygamber şunu buyurdu, git, başa çizmiş şekilde böyle. Arkana dönüp bakma ama. Arkana dönüp bakma, doğru git, hiç arkana dönüp bakma. Hastaya üç adım gitti muhtemelen ben. Üç beş adım mesela biraz gitti böyle. Aklına geldi. Acaba hemen savaşa mı gireyim? Onları davet edeyim mi İstanbul'lara bana? Nasıl yapayım acaba? Peygamber ne buyurdu? Arkana dönme. Bak, dönme arkana bak. Bak en İstanbul'a bak böyle. Arkası dönüp böyle peygamber doğru muhtemelen. Önü dönüp bir şeyle. Ya Resulallah! Hemen savaşa gireyim, baskın yapayım mı? O İslam'ı davet edeyim mi onları? Hakkın derler. Aşk Peygamberimiz, ya Ali, evvel onları İslam'a davet et. Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, ya Peygamber olduğuma onu davet et, biraz bekle. Düşünsün de biraz. Biraz bekle. Tekrar davet et. Yine bekle biraz, düşünsün de böyle. Üç defa tekrar davet et, yine biraz bekle. Eğer kabul etmezse, sonra savaşa girmekte muhtemelen böyle. Ve hep tek ilave etti buna. Ya Ali şunu iyi bil ki, öldürmekten ziyade bir kişi kurtarmak daha faydalı böyle. İman eden bir kişiye böylece. Hastaneye gitti muhteremler. Kale kapısı abi, demir çok ağır kapı. Savaş iyice kızışınca, hastanın zaten kale kapısı yapıştığı gibi kapıyı kırdı. Kopardı muhtemelen yerine beni kopardı. Onu bir eline aldı. Kalkan yerine. Kaleşin dağıldı muhtemelen. Beni kurdu muhtemelen böylece. Hemen tabi fetholdu. Kadir olacak bunda böyle. Fetholdu. Hastaneye bir kapı bıraktı tabi bir yere böylece. Peygamber'in karşısına izliyor bunları da Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber soğudu şimdi Hazreti Ali'ye. Ya Ali, sen nasıl kaldırın bu kapıyı? Nasıl kaldırın bu kapıyı? Bilmem ya, kaldırırım şimdi böyle. Kaldır bakayım. Tuttu mu yere, bir şu kaldırmadım. Bir rivayette 10 kişi kaldıramamış kapıyı muhtemelen böyle. Kaldıramam. Şimdi bir makam vardır. Fena filla denen bir makam muhtemelen böyle. Daha peygamberlerin de o makamı var. Onların daha farklı, sahabenin daha farklı derece. O makamda olan kul hiçbir şey görmek üzere muhtemelenler. Hadis-i Kudüs'te buyuruyor Mevlamız Kudüs'te, onun gören gözü ben olurum. İçine kadar ben olurum, tabi ben olurum benim. Yani kul eline tutar ama elinde ilahi kudret vardı böyle. Avucu aldı dünyayı oynatılmıyor böyle. Fena filan diyor bu şekilde. Aleyhisselam Hazretleri de öyle oldu muhtemelen şeyde işte, o kumu atarken böylece, el, Muhammed Aleyhisselam eli atan velakinde rahman muhtemelen böyle. Mevlam yardım ederse Müslümanlara, kimse onlara üstüne giren muhtemelen. Fela galibeli hüküm ayet-i kerimesine muhtemelen. Allah yardım ederse, kimse de üstüne giren muhtemelen. Şimdi günümüzde de şu anda İslam alemi en karanlık günlerinde muhtemelen böyle. Neden ama? Suç bize muhtemelen böyle. İslam isimde kaldı muhtemelen böyle. Yani Türk olsun, Afgan olsun, Arap olsun, Farisi olsun, kim olsun böyle. İslam isimde kaldı. İslam yaşanmıyor muhtemelen böyle. Cihad terk olundu, cihad bırakıldı muhtemelen, cihad muhtemelenler. Din için çalışmak gayret, din için böyle. İşin yanması böyle. Bir kişiyi kurtarmak. Herkes kendi keyfinde muhtemelen, kendi işine muhtemelen böyle. Arabasını değişsin, daha bir araba alsın. Ev eşyasını daha eşyasını alsın. Evini değişsin.
şunu yersin, bunu yersin, filan lokantaya gitsin, lokantaya yemek getirsin, şey gelsin, tostun, giyinsin, kuşansın. Cihat terk oldu muhtemelen böyle. Cihat terk oldu böyle. Din gayreti kalmadı muhtemelen böyle. Gayreti kalmadı böyle şey. Bu nedir işte bunlar? Bizim Mevlamızın şefkat tokatı, uyarı tokatı bunlar muhtemelen böyle. Mevlamızın var. Bunlar böyle, şimdi böyle. Yani böyle uyarı şimdi bunlar bizim muhtemelen böyle. Yani siz Mevlamızı kulu etmezseniz, ne oluyor Müslümanlar? Arakan'da olsun böyle değil mi? Suriyeli, Irak'ta şunlar bunlar bu şekilde böylece İslam'la karma karşı muhteremler. Hem işte İsrail yapıyor, Amerika şöyle bu yapıyor böyle. Yapmaz ki Allah izlemesin muhteremler. Yapmaz ki muhteremler. Bak Amerika'da mesela biri çıkıyor, diyor bir katliam muhteremler. Katliam bunlar böyle muhteremler. Ya kasırga geliyor. Bu kasırga muhteremler. Şimdi Allah ordusu deyince topu Allah'ın ordusu muhteremler. Hava Allah'ın ordusu, su Allah'ın ordusu muhteremler. Hendek Savaşı'nda İslam ordusu neyle kazandı? Rüzgar, fırtınayla muhteremler. Kazanberler. At kambi fırtınayla helak oldu muhteremler. Depremle yanar dağlar, hep Allah'ın orduları bunlar muhteremler. Rabbim bir yere sallar, yıkar. Hem işte fay hattı var, şu var, bu var bu şekilde böyle. Var tabii ya. Senin de kalbin var, neye hep kalbin durmuyor hemen? Bir gün duracak ama muhtemelen böyle. Ne diyor şimdi ve uzmanlar güya? Yer bilim uzmanları. Hemen toplanıyorlar, bir şey oldu mu olay buldu. Çıkıyorlar televizyonun başına. İşte şöyle deprem olabilir, 7 kuvvetli, 6 kuvvetli, şu bu olabilir, ne zaman olabilir? Yarın da olabilir, 10 sene sonra, 20 sene sonra olabilir. Neye benziyor bu? Doğan bir çocuk, bu çocuk ölecek. Ne zaman? Yarın ölüyor, 10 sene, 20 sene sonra ölebilir böyle. Belli bunu, tamam bu arada ona, tamam böyle. Bazı cemaatimiz, Allah izin vermezse bak muhteremler. O Allah izin vermez yaşayan muhteremler, ne deprem oldu ne bir şey oldu muhteremler. Mekke'ye bir defa deprem oldu Mekke'ye, bir defa deprem oldu Mekke'ye. Tek bir defa deprem Mekke'ye oldu. Peygamber zamanında, Mekke'deki peygamber. Bugün Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bir dağa çıktı. Hazreti Ubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Dağa çıktı böyle. Dağa çıkınca aslında dağ titredi. Yani dağ cezbeye geldi. Dağ bilinci var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Vallahi var mı? Böyle ya. Dağlar Allah zikredi mi? Dağlar Allah zikredi mi? Ya. Yani bir yerde bir zina olsun diyor kitaplar muhtemelen, bir yerde bir zina olsun diyor muhtemelenler. Dağlar alıyor dağlar. Allah'ım izin ver şunu kapatayım. Atomlar değil mi? Atom alemi var. Atom alemi böyle. Göz gömle küçük ama ilahi sır onda. Ya, atom var. İğne ucundan 1 milyon atom var en aşağıda. Yani 1 milyona böl iğne ucunu, o kadar küçük var. Onun bir çekirdeği var. İşte nötronlar var, protonlar var, elektronlar var. Neye dönüyor onlar? Ya muhtemelen. O da Allah'a zikredi muhtemelen böyle. İşte mahşerde ne yapacak yer? Şahit gördü mahşerde muhtemelen. Yani bir insan ne yapmışsa dünyada? Diyecek ki, ya Rabbi benimle namaz kıldı, bizden sohbet etti, Kur'an okudu, şunu yaptı, bunu yaptı, cihat üzerine böyle şey. Günah işlemişse, onun konuşacak dua, toprak muhtemelen. Yevmi tuhaz ehbara var ya. Yevmi tuhaz ehbara bak. Yevmi o günü tuhaz ehbar haber verecek muhtemelen. Konuşacak muhtemelen böyle. Dağ cezbeye geldi muhtemelenler. Başta sallamaya. Kendine bir asa denek edin. Benim şey vurdu şöyle. Üstüne ver. Tak tak tak. Yağcı var. Kıffi. Dur. Aleyk yebiyyün. Vesudukun ve şehidan. Aleyk nebiyyün, üstünde bir peygamber var, bir sıddık var, bir de şehit var zaman böyle. Dur! Buraya muhtemelen böyle. Şimdi Hazreti Ömer Hazreti Osman birine bakıştılar muhtemelen böyle o zaman böyle. Bakıştılar. Nebi, peygamber belli. Sıddık, Ebu Bekir, iki şehit var muhtemelen böyle.
Hazreti Ömer'le Hazreti Osman Muhtemelen'le. Anlık şey olacak ona burada bir şekilde. Demek ki rüzgarda Allah'ın emrine muhtemelen böyle. Ben emir verdi mi? Amerika'nın muhtemelen böyle. Amerika'nın muhtemelen böyle. Teknoloji, bilim, şunlara, bunlara artık kimyasal silahları, atomluk silahları, her şey imkanları var. Ama ne yapayım? Bir fırtına geliyor. Küçük olarak kilometre hızla okyanustan, denizden geliyor. Ne yapıyor? Kaçın. Durdursana, vurdursana, kolursana. Şehri boşaldı mı bak? Şehri boşaldı mı ben böyle? Muhtemelen Mevla dilerse azı cemaatimiz. Onun filoları, deniz altı, deniz üstü, uçak gemileri muhtemelenler. Böyle bir an bir fırtına verir, alabı olur, gider muhtemelen. Bir anda muhtemelen. Ya. Al derse muhtemelenler. İşte Müslüman olarak çalışmamız gerekiyor muhtemelen. İslam'a böyle muhtemelen böyle. Yalnız ben değil, biz olacak. Biz. Ben değil muhtemelen. Biz. Onun için camiye gidiyoruz, bir götürmek çalışalım muhtemelenler. Sohbeten bir geliyoruz, bilgi getirmek çalışan o zaman muhtemelen böyle. Gelemedi, söyledim bir kere. Bir daha söyle, üç tane aç söyle şamasa var. O gelmezse başkasına söyle. Yani sohbete, camiye, cemaate, bugün hayırlarına mutlaka davet lazım muhtemelen böyle. Yani gerçekten, yani kendi adımı konuştuğum muhtemelenler, çok ama çok gevşek muhtemelen böyle. Dinde böyle. Dinin duyarlılığı kalmadı. Dinin duyarlılığı, din işlemez. Titreme böyle. Dinime zarar gelmesin o zaman böyle. Gelmedi. Bak, ara kanlar mı tutmaklar mı sonra? O kadar öldürülüyor böyle. Suyu geçiyorlar, çamur, batak, zavallar eşyalarını al bir şey böyle. Bu çocuğu olan var, hamile kadın var, yaşlı ana babası var. Onu bırakamıyor. Değil mi? Tamam. Ya, aç, susuz. Açsız böyle. Yol yok ki böyle bak. Çamur, batak, dere, su. Ona geçecek böyle. Bir istemiyor gittiği yerde. İstemiyor ama hoş geldin mi lan böyle. Türkiye harç mıdır böyle. İstemiyor gittiği yerde bu şekilde böyle. Allah başım dönmesin azı cemaatimiz. Bir ülkemiz kaldı dünyada muhtemelen böyle. Sıkacak yere böyle. Ülkemiz kaldı muhtemelen böyle. Allah dua edelim. Korusun böyle ülkemizi inşallah muhtemelen azı cemaatimiz muhtemelen böyle. Demek ki biraz şöyle bir uyanalım. Bir çizişelim. Atamış üzerimde pis miskinliği muhtemelen. Atamışlar böylece. Din gayreti muhtemelen böyle. Oğlumuza, kızımıza, torununa, yeğenlerine, arkadaş komşularımıza böyle. Tabii kalp kırmadan, bağırıp çağırmadan böyle yal ve yakararak bunları İslam'a çalışalım muhtemelen böyle. Ne kadar tevbe edersek inşallah, işte dönersek bir yardım edemeyelim inşallah. Bir yazara Fatiha.